Şimdi Buser Hanım'la beraber zerde yapacağız. Evet, zerde tatlısını yapacağız. Kocaeli yörümüze ait zerde tatlısıdır kendisi. Düğünlerin, mevlütlerin olmazsa olmazı. Kesinlikle öyle. Zamanında yani büyüklerimiz, işte kocaanalarımız, ninelerimiz ellerindeki oldukları imkanlarla işte zerde tatlısını yapmışlar. Düğünlerimizin, bayramlarımızın, sünnetlerin, mevlütlerde, bebek mevlütlerinde özellikle çok yapılan bir tatlımızdır. Hem sindirimi kolay, hem sağlıklı, hem doğal. Hemen malzemeleri sayalım. Malzemelerimiz 1 litre suyumuz var. Arkasından yarım su bardağı kadar pirincimiz var. 2 su bardağı şeker atacağım. Bunlar kaynamaya başladıktan sonra pirincimiz koyulacak. Hararat dediğimiz Kocaeli'de yetişen bir bitki. Hararat bulamazsa izleyicilerimiz nişasta kullanacağız. Evet, evet. Arkasından gül suyu ve içinde karanfilimiz var. Karanfil suyumuz var. Onu da aroma vermesi için atacağız. Üzerine işte daha sonra zerdemizi atacağız, evet, içine sulandırıp da zerdeçal. Aynen öyle. Daha sonra çam fıstığını süslemek için ve kuş üzümümüzü dekor amaçlı üstüne görsel amaçlı kullanacağız. Hadi başlayalım. Malzemeleri öğrendik. Başlayalım. 1 litre su koyuyoruz. İçine pirincimizi atıp. Aynen öyle. Yarım su bardağı pirincimizi atıyoruz içine. Bunu kaynamaya bırakıyoruz. Yavaş yavaş kaynayacak içinde. İçindeki pirinçler şişecek. Evet, Nursel Hanım pirinçleri iyice açladı. Evet. Pirinçler çok güzel bir kıvam verdi nişastasıyla. Aynen öyle. Nişastasını da saldı pirinçlerimiz. Tam böyle şiştiler. 1 litre suya 2 su bardağı şeker. Bu şekerlerimizi atıyoruz. Karıştırıyoruz. 2-3 dakika kadar böyle bir karıştıracağız bunu. Şekerimiz özünü çıkarsın, salsın. Bu esnada bu kaynarken nişastamızı çözdürmem gerekiyor suyla. Suyu zaten görünce nişasta hemen çözülüyor zaten. Gibi oldu. Aynen öyle. Çünkü böyle yapmamızın amacı da soğuk suyla yapıyoruz ki topaklanmasın. Toplamış, aynen. Çünkü sıcak suya girdiği zaman direktmen kas katı kesiliyor. Evet. Olmuyor. Soğuk suya çözdük nişastamızı. Yavaş yavaş nişastamızı koyuyoruz. Şimdi aynı şekilde zerdemizi. Evet, zerdeçal. Evet, zerdeçal. Tatlının adını veren zerdeçal. Aynen öyle, zerdemizi, tatlının kendi adını verdiği zerdeyi çözdürüyorum. Soğuk suda çözüyoruz. Aynen öyle. Görüyorsunuz çok muhteşem bir rengi var. Evet. Şimdi karıştırdığımız zerdenin boncuk boncuk olması gerekiyor. Yukarıya doğru böyle kaynaması gerekiyor. Olduğunu gösterir bu. Şimdi zerdemi atıyorum içine yavaş yavaş. Rengi muhteşem bir renk oluyor. Safran gibi. Aynen öyle. Harika bir şey. Bir miktarını kendimiz anlayacağız. Biraz kadar, biraz çok isteğe göre. Kimi daha açık renk yapabilir, daha koyu renk yapabilir. Turuncu olacak. Şu an için gayet rengi çok güzel oldu. Az önce bahsettiğim gibi yukarıya doğru böyle kaynamaya başlayacak. Ondan sonra zerdemiz hazır. Sunuma alacağız. Şu an altını kapatalım ve servise alalım. Hadi. Çok güzel bu şekilde baharatlarla sunuyoruz. Evet, öyle. Şöyle yavaş yavaş. Çok basit. Evde bütün herkesin olan, evinde olan malzemelerden. Şimdi süslemesine geçtik. Aynen öyle. Bunu da yine evinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Ceviz varsa ceviz, fındık varsa fındık. Evet, evet, olabilir. İsteğe ne göre. Varsa. Aynen öyle. Biz bugün kuş üzümü ve çam fıstığı süsleyeceğiz. Aynen öyle. Kuş üzümü ve çam fıstığı. Çok da yakıştı. Kuş üzümü. Süsleyeceğiz. Oo, çok kibar. Üzerine çam fıstıkları. Çam fıstığı. Çok da güzel bir renk aldı. Evet, çok hoş oldu. Evet, çok hoş oldu. Ben hemen fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünya'yı tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünya'nın tadı. Çok güzel bir görüntü. Evet, normalde soğuk yeniyor. Evet, soğuk yeniyor. Biraz soğuması lazım. Soğuması gerekiyor. Daha sonra da tadarsınız soğuktan sonra. Şimdi sıcakken tadını anlamazsınız. Anlamayız. 15 dakika soğuttuk. Aynen öyle. 15 dakika. Daha da soğuması gerekiyor ama ben dayanamayacağım. Tadına bakacağım. Şöyle çam fıstığıyla, kuş üzümüyle aldım. Çok hafif. Çok hafif. Gerçekten çok, çok hafif. Yani bir nevi sütlaca benziyor biraz daha. Sütsüz. Bu onun yerine de zerdesi var. Nişastası var. Yani hararat dediğimiz bitkiden oluşan. Çok yakışmış. Fıstık çok yakışmış.
Bayıldım. Afiyet Elinize olsun. Sağlık diyorum. Afiyet olsun.